Zorlu grup. Zorlu grup. Zorlu grup. Burada 5 BMC. Zırhlı araç üretimi var. Branyerovanı maşinede. Tabrikleyemem bu muvaffakiyetlerle. Bu başarıyla sizi tebrik ediyorum. Rahmet. Teşekkür ederim. Bizim müzeyde elbette tarihi bu falan. Yarım kalan hikayeyi yenisiyle tamamladık. Biz ana uçu tuşuna yarım kalan tuşuna ahırgi alıp aldık. En son teknolojiyle. Ahırgi teknolojilerde. Elektromobil. Evet. Elektrik araç. Bu otomobil Türkiye'de Bursa'da üretiliyor şehir olarak. Bursa'nın da en meşhur tatlısı kestane şekeri. Evet. Rahmat. Biri olur. Kalp dolar. Şimdi anahtarı alıyorum. Şu yakatlamandan alan geri salam. Selamlarımı iletirsiniz bu, sayın kardeşim. Özbek milletiyle bu tıkra düşüngen adamını halkı düşünüyordum. Için anlayan anlıyor. Ben bunu çok güzel anlıyorum. Bu hediyenin anlamını. Çok teşekkür ediyorum. Dünyada bu yan bizde katta Türk devletlerini yutuldu. Türk devletlerinin başarısı olarak dünyada kayıtlara geçecektir. Türkiye'nin maga kadir yeterliğinden dalalar. Türkiye'nin neler yapabileceğinin göstergesidir. İnşallah hep beraber yapmaya devam bir edeceğiz. Birgelikte işler çıkarışta devam edeceğiz. Hürmet ediyoruz. Hürmet her sefer atayurdunuzda yeşilesiniz şu an açın. Her sefer atayurdunuzun kapıları sizin için çok açık. Çok teşekkür ediyoruz. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim sayın cumhurbaşkanım. Kabul kurduğunuz için tek tarafı izleyicilerimizin. Canakları rahmet, tabi beyniz. Biraz önce Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobilini Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzayev'e teslim ettik. Tabii Türkiye'nin otomobili projesi tüm Türkiye'de vatandaşlarımız nezdinde büyük bir heyecan, büyük bir coşku uyandırdığı gibi Türk dünyasında da yabancı ülkelerde de hem bir coşku hem bir merak uyandırdı. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı Özbekistan'a Türkiye'nin ürettiği böyle bir teknoloji harikasını, böyle bir ürünü getirmiş olmaktan Türk halkının hediyesini Özbekistan halkına kavuşturmuş olmaktan biz de büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Burada Türkiye'nin otomobili girişim grubuyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bizleri kabul ettiler. Kendisi aracı da test ettiler. Gerçekten memnun kaldılar. İçerisinde yüz ifadesiyle, konuştuklarıyla gerçekten Türkiye olarak sanayide, üretimde nerelere geldiğimizi ve bu geldiğimiz noktanın ürünlerinin tüm dünyada etki oluşturduğunu görmek bizim açımızdan mutluluk verici, gurur verici. Sayın Cumhurbaşkanımızın hasreten selamlarını, Türk halkının selamlarını getirdik. İnşallah biz Türk dünyasındaki ilişkilerimizi, kardeşliğimizi arttırmak, geliştirmek istiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde önemli bir ivme yakaladı. Hem kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri arttırmak, özellikle ekonomik anlamda sıkı bağlar kurmak üzere biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama bugün böyle bir hediyeyi, böyle bir ürünü, Türk sanayisinin ortaya çıkardığı bir ürünü Özbekistan halkına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na teslim etmiş olduk. İnşallah bu Türkiye'nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye'de ses getirdiyse, Türkiye'de vatandaşlarımız böyle bir araçla nasıl ilgiliyse biz inanıyoruz ki rekabetçiliğiyle, ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye'nin otomobili tüm dünyadan ses getirecek. Nasıl Türkiye'nin yollarında şu anda aracımız dolaşıyorsa
dünyanın bütün caddelerinde Avrupa ve Amerika başta olmak üzere biz bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz kendimize güveniyoruz, Türk müteşebbislerine güveniyoruz. İnşallah Türkiye'nin otomobili projesi dünyadaki en önemli otomobil projelerinden biri olarak tarihteki yerini almış olacak.